geldiniz. Hoş bulduk Huri, sen de hoş geldin. Reytikler nasıl? Çok iyi başlıyor. Çok bak, yoksa kaldıracağım yayından. Vallahi yani ben şey yapamam. İzlenme oranlarımız yoksa yönetmen İyiyiz. Olarak kaldırmamız lazım. İyiyiz başkanım, bayağı. Kaç bölüm daha çekeceğiz? Başkanım biliyorsunuz işte... Ne biliyorsun ya? 5 yıl yok mu daha önümüzde? Başkanım hesaplamaya çalışıyorum. Ne hesaplaması? 240 bölüm. 240, 240 bak. 240. 2 ay var buradan da. 8 de oradan başlayalım. 248 bölüm daha çekeceğiz. Evet. Hadi bismillah, hayırlı bak. O zaman yaşlanıyormuşuz burada, artık sakallar falan ağarmış. Hiçbir şey olmaz. Buyurun başkanım, birinci soru. Birinci soru, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle diyecek misin, 248. bölüme hoş geldiniz. Evet, geçmişteki ya da günümüzdeki aktif Türk siyasetçilerinden kendine yakın gördüğünüz ya da model aldığınız bir siyasetçi var mı? Çok güzel bir soru. Tabii ki en büyük idolümüz Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra Türk tarihinde baktığımızda Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi bir kuruluş yıl dönemi. Tabii ki Alparslan Türkeş, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, bilge liderimiz Devlet Bahçeli, Bülent Ecevit, rahmetli Erbakan Hoca, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Böyle dünya liderlerinden de var. Çünkü okumadan olmuyor. Herkesten bir şey alıp kendi siyasi şeyini çıkartmak gerekir. O yüzden yakın tarihte okuyorum, uzak tarihte okuyorum. Tabii ki Hazreti Ömer adaleti, Allah onun şefaatine nail eylesin. Onun kadar olamayız da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı idarecilik. Tabii onun kadar olamayız ama genellemden baktığımızda her çiçekten bir bal almamız lazım. Güzel bir soru ama böyle birebir kalbimden geçerek takip ettiğim günümüzdeki siyasetçiler de var. Vallahi ikinci soru. Asaf 71. Başkanım, sizinle görüşmek için ne yapmalıyız? Nasıl randevu alabiliriz? Çok kolay. 532-462-98-35 ya da her pazartesi ve salı günleri makam kapısı sonuna kadar açık. Zor soru mu ki? Allah. Soruyu soran da yerinde duramıyor herhalde. Göktürk Kanayan. Başkanım iyi günler diliyorum. İyi günler. Bağlar mevkiinde 8 hane kaldı. Su problemi giderilecek mi? Giderilecek. Orası biliyorsunuz bahçe bölümü. Şu anda Yahşan'da su sıkıntısı yok. O tarafa da yeni bağlantılar geliyor. Başkanım bir vatandaş video sorusu alalım. Vatandaş video sorusu. Merhabalar. Merhabalar. Burada okumaktayım. Evet. Milli bayramlarımız olsun, herhangi bir etkinlik düzenlenmemesinden öğrenci olarak şikayetçiyim. Evet. Hani daha çok 19 Mayıs olur, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özellikle. Hani güzel etkinlikler bekliyoruz. Öğrencilerin çoğu zaten Yahşan'da ikamet etmekte. Maalesef hani ikamet etmiyor öğrenciler. Yanlış biliyorsun. Hani üniversite tarihi, evet, üniversite Yahşan'dan ayrı bir birimde ama genel olarak Yahşan'da bir konser düzenlenmesini çok istiyoruz. Evet. Yani bu şekilde... Teşekkür ederim. Şöyle yapalım mı sevgili gençler? Adresini getirene ücretsiz konser. Değil mi? Ama çünkü 35 bin öğrenci var sevgili öğrenciler. Yahşan nüfusuna kayıtlı öğrenci sayısı 1250. Hep seferinde söylüyorum. Adresinizi alırsanız, ki biz konser yapacağız, hani bu bir tehdit olarak algılanmasın. Sonra başkan öğrenciyi tehdit etti diye çıkarlar. Ama şey yapalım. Adresini getirene konser bileti verelim. Tamam mı? Öyle yapalım. Zaten başkanım en son 19 Mayıs'ta büyük bir konser düzenleyecektik ama dünyamızın yaşadığı bu felaket. Tabii, depremden sonra. 100. yılımızda çok büyük bir konser geliyordu. Evet, İsrail-Filistin çatışması. Diyoruz ya, 50 yılda belediye başkanı olduk. Önce geldi yangın. Sonra geldi sel felaketi. Sonra geldi pandemi. Sonra geldi... Huri belası geldi en sonunda. Bir gökyüzünden Musa düşmedi kafamıza. Başkanım beşinci sorudayız. Evet. Bugün hasta bir köpek için aramıştım. Ekipleriniz hemen geldi. Teşekkür ederim. Ha, güzel bir şey. Soru olarak değil de başkanım, hizmetimiz işliyormuş. Evet. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Tamam. Altıya geçiyoruz o zaman. Altıncı soru. Bir isterseniz kitap ya da bir İsmail'e bir günün sözü. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir. İsmail, Konfüçyüs'ün sözü. Hatta Cengiz Han'ın da bir sözü vardır. Bir nal, bir atı, bir at.
bir askeri, bir asker, bir mangayı, bir manga, bir orduyu, bir ordu, bir ülkeyi kurtarır. Aynı güzel bir söz. Sen de bir nefer olarak inşallah yaşanı kurtarırsın. İsmail. İsmail'i merak ediyorsanız sevgili dostlar, 240. bölümde İsmail'i göstereceğim size. 240, not alıyorum. Ya da şöyle, 2500'ü geçerse İsmail, 5000'i geçerse de Huri'yi burada yanıma alacağım. İzlenme oranları. Anlaştık başkanım. 6. soru. 6. Zor soru var mı ki? Zor ama sor. Evet, Alev 1989. Belediye bütçesinde eğitime ayrılan kısım sizce yeterli mi? Gelecek dönemde ayrılan bu kısmı artırma yönünde planlarınız var mı? Evet, belediye bütçesinden eğitime elimden geldiği kadar destek veriyorum. Bu bursun anlamında değil. Okul müdürlerimiz iyi bilirler. Gezilerde olsun, okulların eksiklerinde olsun, temizliklerinde olsun, ek kitapları da olsun elimden geldiği kadar destek veriyorum. Destek vermeye de devam edeceğim. Bütçe yeterli mi derseniz, eğitim için ayrılan bütçe hiçbir zaman yeterli diyemem. Benim öğrendiğim şey hiçbir şey bilmediğim. O yüzden her şeyi bilmek için çok çalışmak lazım. Doğru başkanım. Bir personel video sorusu. Personel video. Başkanım iyi günler. Halil iyi günler. Bu zamana kadar engellilerle ilgili birçok projeye imza attınız. Evet. Bundan sonraki süreçte engellileri ne gibi sürprizler bekliyor? Evet, hepimiz bir engelli adayız. Engellileri bir gün değil, her gün anımsamak lazım. Her şeyden önce empati kurma özelliğimiz, yani karşımızdakinin yerine koymamız gerekir. Bu engelliler için değil, herkes için. Bir çocuk için, bir genç için, bir kadın için, bir yaşlı için. O yüzden elimden geldiği kadarıyla engellilerle ilgili desteklerimiz oldu. Bir dahaki döneme Engelliler Parkı ve haftada bir engelli çocukları misafir edip ailelerinin rahatça bir gün geçirmeleri için bir planımız var, projemiz var. Çok güzel olur inşallah. Allah razı olsun. 8. sorudayım. Aha, 2 tane gelmiş. Bunu da sonraki şey yapalım. Tamam, öyle yapalım. Evet. Sizden önceki belediye başkanları dönemlerini eleştirecek olursanız gördüğünüz en önemli eksikleri neydi? Eğer varsa kendi döneminizde gördüğünüz bu eksik için neler yaptınız? 1956'da belediye, 1991'de de ilçe oluyoruz. 57 yıllık belediye, 35 yıllık da ilçeyiz. 12. belediye başkanı benim. Benden önceki belediye başkanları iyisiyle kötüsüyle bir şeyler yapmışlar. Evet, hani eleştirin var mı dersen, cahiliye döneminde eleştirdiğim oldu. Şimdi dönüp baktığımda herkesin yoğurt yeşi farklıdır. Kendisince iyi yapmıştır. Benim eleştirme hakkım yok. Eleştiri hakkı vatandaşın. Kendimle ilgili eleştiri derseniz, evet bazı şeyleri eleştiriyorum ve elimden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde geliştiriyorum. O yüzden biraz daha sabredin. Çok güzel günler bizi bekliyorlar. Başkanım, önce bir kitap tanıtımı yapalım isterseniz. Öyle mi? Geç kaldın. Huri, direksiyon, üstün dökmenin... Kendinizi 3 kelimeyle anlatmak isterseniz bu 3 kelime ne olurdu? Hoppa. 24 Aralık 2023 Pazar, hayatımın yolunu hep kendim çizdim demişim. Birine hediye etmişim. Şöyle yapayım. Yani şöyle yazıyı da görsünler de kime yazdığımı görmesinler, merak ediyorlar. Ben öldükten sonra lütfen bu kitabı nokta 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 kişiye verin demişim ve numarasını yazmışım. Bu kitapta hayata dair kendimden çok şey buluyor, duygular konusunda yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Sevgili kardeşim, şundan emin ol, dünyanın en şanslı kız çocuklarından birisin. Çünkü Allah seni öyle bir aileye emanet etmiş ki çok şanslısın. Ben şundan eminim, sen hep ille de tanıdığım gibi küçücük bir kız çocuğu olarak kalacaksın gözümde. Başarıyla, başarıya daim olması dileğiyle yazacak çok şey var ama sayfa bitti demişim. Öyle böyle bir şey. Üstün Dökmen'in güzel bir kitabı, direksiyon, eleştirel bir kitap olmuş ama roman diliyle yazmış. Okumanız dileğiyle, burada bir şey de varmış, dur bakayım. Kitaplar böyle sürprizlere gebe. Mehmet Arif Çiftçi'nin bana çizdiği bir resim. Onu da bunun içine saklamışım. Verdiğiniz her şeyi saklıyorum. Sonra evim çöp eve dönmeyeydik. TLC'de falan izledim. Kaç? 9. Başkan 9. soru. Duygulandım. Ağlayacağım şimdi. Şuradaydı 9. soru. Evet. Gözüm onda da kaldı. İsterseniz 11 yapın.
Yok 11 yapmayalım ya. Sonra da sokakları süpüren araçların üzerinde önemli olan yolları değil, dertleri süpürmek yazıyor. İlçede yaşayanların kilo problemini için diyetisyeniz var. Fakat insanlar daha çok psikolojik sorunlarına uğraşıyor. Bununla ilgili psikolojik danışman projenizde var mı? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Çaldıran Seferi'ne gider. Orada bir tane otağı kururlar Yavuz Sultan Selim'e. Yavuz Sultan Selim otağını temizlemesi için bir tane cariye görevlendirirler. Cariye odaya girdiğinde Yavuz'a aşık olur. Yavuz görmez ama onu. Korkar kadın. Bir not yazar. Notun üstünde şöyle yapar. Derdi olan neylesin? Notu bırakır yatağın üstüne. Akşam Yavuz otağa geldiğinde bir bakar not var. Açar notu. Derdi olan neylesin? Yavuz tabii bilir onun yazdığını. Hemen altına not düşer. Hiç durmasın söylesin yazar. Kız sabah geldiğinde korkar cariye. Acaba katlime mi ferman verdiler der. Bir bakar notta derdi olan neylesin? Yavuz'un el yazısı da hiç durmasın söylesin. Kız geri yazar. Korkuyorsa neylesin? Akşam Yavuz gelince bakar notu açar. Derdi olan neylesin? Hiç durmasın söylesin. Korkuyorsa neylesin? Yavuz geri yazar o kadar yüce yürekli ki. Hiç korkmasın söylesin. Tabii kız sabah ki tekrar gelir cariye, bakar nota. Derdi olan neylesin? Hiç durmasın, söylesin. Korkuyorsa neylesin? Hiç korkmasın, söylesin. Tamam der. Yavuz cariyeyle nikah kıyacak. Otağa çağırırlar. Yüce Hazretleri otağda bekler. Kız içeri girerken hem sevgisinden hem korkusundan kalbi durur, rahmetli olur. Bu da aşk hikayesi olarak anlatılır. Tabii biz dedik ki sokaklar her zaman süpürülür. Önemli olan dertleri süpürmek. Tabii biraz önceki soruda olduğu gibi diyetisyenimiz var. Evet Arzu Hanım şu anda dertleri dinlemek için Yahşan Belediyesi'nde terapisyenimiz olarak göreve başladı. Tabii bunun çekimini Musa Efendi Hazretleri yapmadı ama onu da bir duyuralım kamuoyuna. Duyuralım. Eninde sonunda söz size geliyor. Soruları sorduruyorsunuz, geri cevabını da duyuramıyorsunuz. Son soru. Son soru vatandaş video. Evet, vatandaş video. Podium taksi durağı olarak biraz müzdaribiz. Evet. Yani 11 aracız burada. Hani üst tarafımıza bizim tam ışıkların oraya ya Kırıkkale Belediyesi durak getirdi. Tamam. Ayrıyeten aşağı durak alındı. Tamam. Ayrıyeten hani yaşayan içi olsun, hani araçlarımız olsun tamamen sıkıntı yaşamaya başladık. Yani bunlara bir yardımcı olursanız sevinirim. Herkes nasibini yer. Herkesin bunları yaparken bilmeleri lazım. Çünkü Yahşan büyüyor, gelişiyor. Kırıkkale Belediyesi oraya verdi. Dolmuşçular kendi nasibini yer. Şimdi dolmuşçuya sorsak diyecek ki taksicileri kaldır. Taksiciye sorsan dolmuşçuları kaldır. Uzun yollar falan. İnsan olarak aza kanaat edip çoğa mutlu olmalıyız. Şimdi bakıyorum sizlere. O kadar çok kişi var ki karşımda. Şimdi yarınızı işten çıkartayım desem olur mu? Olmaz. Çünkü herkes nasibini yer. O yüzden nasibimizi yiyeceğiz, nasibimizi arayacağız, Allah'a şükredeceğiz, yolumuza bakacağız. Çünkü eğer empati kurmazsak, şimdi onlar da ekmek götürüyorlar. Sen 1.000 lira kazanmazsın da 750'ye şükredersin. Doğru mu? Doğru. Neyse, çok şey oldu, felsefi şeyler oldu. Programımızın sonuna geldik. 5. bölüm. Bitti başkanım. 5. bölümünün sonuna geldik. Hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Allah'a ısmarladık efendim.